çizgi roman okulumuzun eğitmeni Sayın Fehmi Demirbağ hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Geleceği değiştirecek gençlere şahit oluyoruz. Tuzla Belediyesi'ne tabii ki teşekkür ediyoruz bize bu imkanı verdiği için. Şundan dolayı önemli. Çizgi roman Türkiye'de çok kıymeti anlaşılmış bir sanat dalı değil. Halbuki çizgi roman sinema demek, storyboard demek, çizgi roman kültür ekonomisi demek, markalaşma demek, eğitim demek. Tabii bizim çizgi roman eğitimlerinde aynı zamanda ailelerimiz de var, öğrencilerimiz olarak. Onlar da çok daha güzel, çok daha renkli geçiyor günlerimiz. 7 ayrı sanatçımızın bir tanesi 9 yaşında kitabı var artık onun. 11 yaşında bir başkası yine onun da bir kitabı var. Değişik yaş gruplarında yine yaklaşık onlara denk olan 63 yaşında bir öğrencimiz var. Onun da kitabı var. Bu arada bizim bu yolculuğumuza bana destek çıkan Nedim Polat, Ahmet Siyasekeniz hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Biz güzel bir şeyler yapıyoruz. Sizler de bu güzelliği görün diye eserlerimizi sergiledik. İmza günümüz var. Bu çok önemli. Birazdan onların heyecanlarına da şahit olacağız. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Ne zaman katıldın bu kurslara? 2 yıl önce. 2 yıl önce katıldın. 2 yılda yani bu içine karikatürler sana mı ait? Evet, hepsi bana ait. Evet. Bu kitap 2 yılda mı oluştu? Yok, 2 ayda oluştu. 2 ayda? İkinci eserim kendisi. İkinci. Tarihi bir eserde olması... Büyük. Seviyor musun karikatür yapmayı? Severek yaptığın bir iş, evet. Herhalde. Üniversitede, liseli misin, üniversiteli misin? Üniversiteye geçeceğim. Anladım. Akademik kariyerinde de bunun üzerine düşünüyor musun? Evet. Meslek olarak. İsmin, sen Esin'sin herhalde, Esin Tombuş. Kaç, ne zaman başladın bu kurslara? Geçen sene başladım. Geçen sene. İçindeki bütün çizimler sana mı ait? Bana ait. Ne kadar sürdü bu kitabın oluşması? Yaklaşık bir 2-3 ay sürdü. Hani ilk önce taslaklarını çıkardım, sonrasında üzerinden çizim kalemiyle geçip daha seri hale getirdim. Anladım. Seviyorsun herhalde. Meslek olarak yapmayı düşünüyor musun bu işi? Evet, meslek olarak daha çok animasyon düşünmüştüm. Onun için üniversiteye hazırlanıyorum şu an. Başarılar diliyoruz o zaman sana. İsminizi alabilir miyim öncelikle? Şeref Kurtarıcı. Şeref Kurtarıcı. Bu kitap da size ait sanırım. Evet. Köroğlu. Evet. Ne kadar sürede başladı, yani bitti bu kitap? Bu aşağı yukarı 2 yıllık emeği kapsıyor. 2 yıl. Evet. Bolu'da başlayıp Sivas'a gelen ve oradan İstanbul'un fethine uzanan esrarengiz, teknolojik sırları içeren, milli değerlerimizi, oyunlarımızı içeren bir macera, roman. Köroğlu'nu memleketine taşıdık ve yeni nesile bunu aktarmaya çalışıyoruz. Sare davet. Efendim? Sare. Sare. Sareciğim, bunu sen mi yaptın hepsini? Evet. Ne kadar sürdü? Ne zaman katıldın bu kursa? Ben bu kursa 2022'de katıldım. Bir yılda kitap çıkardım. Çok güzel. Seviyor musun karikatür yapmayı? Evet. Anladım. Çok güzel çizimlerin. Yazı yazmayı daha çok seviyorum. Resim yapmayı da çok seviyorum. Peki, başarılar dileriz. Ben de size. Adını alabilir miyim? Mihrimah Özmen adım. Mihrimah. Bu kitap senin herhalde. Evet, benim. Ne kadar sürede başladı, yani bitti bu kitap? 1 yıl. Geçen bir sene yıl. Başladım, bu sene de kitabımı hayırlısıyla aldım. Ne zaman katıldın kurslara? Geçen sene başladım. Geçen sene. 1 yılda bayağı güzel çizimlerim var. Bana birkaç sayfa gösterebilir misin? Şöyle. Çok güzel. Hepsini sen yaptın herhalde. Evet. Seviyorsun o zaman. Evet, seviyorum. Akademik kariyerinde bunun üzerine yapacaksın sanırım.
Bunun dışında gittiğim bazı kurslar da var. Hem bununla ilgili hem de onlarla ilgili çalışıyorum. İleride bakacağım. Düşünüyor musun peki animasyon, grafik? Şu an bilmiyorum. Rica edebilir miyim? Ömer Faruk Algan. Ne zaman katıldın bu kurslara? Yaklaşık bir sene oldu. Bir sene oldu. Ne kadar sürede bitti kitabın? Bu da kursun başından beri yaklaşık olarak bunu yapıyorum. Anladım. Bu meslek olarak düşünüyor musun, grafik animasyon? Animasyon ve çizgi film düşünüyorum ben. Başarılar diliyoruz o zaman. Kahramanlar İstanbul'un Fethi'nde ne zaman çıktı bu kitap? Yani ne zaman, ne kadar sürdü? Ben 15 senedir çizgi roman sanatıyla uğraşıyorum. 15 senedir. Kendi yaptığımız çalışmaların dışında son 8 senedir de sanatçı yetiştirelim dedik. Çok yani güzel. Şu anda tarihi bir olaya şahit oluyorsunuz. Yani her yaş grubundan 9 yaştan 63 yaşa kadar sanatçılarımız çizgi roman ürettiler ve bugün içinde hem sergimizde hem de imza günü etkinliğindeyiz. Sanat varsa hayat var diyoruz. Çizgi roman çok önemli. Bugün özellikle manga kültürünün etkisinde çocuklarımız, Marvel'ı falan saymıyorum bile. Biz de diyoruz ki artık çocuklarımızı kendi kahramanlarımızla büyütelim. Çocuklarımız kendi hikayelerini anlatsınlar, hem de dünya çocuklarını anlatsınlar. Bu 4. sergimiz. Artık yavaş yavaş geleneğe doğru gidiyoruz. 50 kitap yazdım ama kitap ortaya koyan gençleri elde etmek çok daha heyecan verici benim için. Teşekkür ediyorum. Çok doğru bir şeye imza atmışsınız. Peki bu götür geçmişinizde, çizgi roman geçmişinizde herhangi bir gazete, dergi vesaire geçmiş zamanlarda biliyorsunuz vardı, Milliyet Çocuk vardı, Gırgır vardı. Oralarda çalışmışsınız var mı? Yani mazi olarak ben gazetecilik yaptım. Güzel Sanatlar mezunuyum. Çarşaf dergisinde hocalarımıza giderdik. Oradan eğitimler alırdık ayrıca. Çizgi roman hayatımızın hep bir parçasıydı. Çizgi roman aynı zamanda storyboard demek, sinema demek. Yani bütün görsel sanatları içerisinde barındıran bir sanat dalı. Yazmak demek, edebiyat demek dolayısıyla aynı zamanda.